Turizm Gerçeği'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Efendim bu hafta farklı bir şekilde programı işliyoruz ve sizi bölgemizin önemli tesislerinde, önemli mekanlarında turizmle ilgili konuları, kafanızdaki soru işaretlerine cevapları ele alıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İşte bu hafta sizi ilçemizin önemli tesislerinden birinde konuklarla yaptığımız röportajlarla ağırlayacağız programımızda. Nedir konumuz? Yıllardır tartışılır, yalnızca bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin, tüm turizm sektörünün önemli sorularından biri. Her şey dahil sistemi. Biz bu hafta her şey dahil sistemini ne otelciye sorduk, ne acenteciye, ne esnafa. Kime sorduk? Bu tatil sistemini kim istiyorsa ona sorduk. Yani turistlere, konuklarımıza mikrofonumuzu tuttuk ve gerçekten çok ilginç cevaplar aldık. Birazdan o yaptığımız röportajları izleyeceksiniz ama ben kısaca size özetleyeyim efendim. Neden her şey tatili tercih ediyorsunuz diye sorduk biz konuklara ve cevaplarını istedik. İlk verilen cevap nedir hemen söyleyelim. Kolaylığı için istiyoruz. Yani bunda ne bir acentenin isteği var, ne bir otelcinin biz her şey dahil çalışıyoruz, bize gelin deme gibi bir çabası var. Kolay olduğunu turist artık fark etmiş, anlamış ve bu sistem olduğu için de bölgemizde önemli tesisleri, ciddi tesisleri tercih ediyorlar. Tabii bunun yanında ikinci sorumuz şuydu. Siz her şey dahil turisti olarak hiç mi otel dışına çıkmıyorsunuz? Hiç mi bir harcama yapmıyorsunuz? Ya da zamanınızı hep otelde mi geçiriyorsunuz? Kesinlikle hayır diyorlar. Hepsinden aldığımız ortak cevap bu. En azından iki gün sonra artık sıkılıyoruz otel içinde olmaktan. Bir dondurma yemek için, bir tişört almak için, yerel pazara gitmek için. Hatta zaman zaman mücevher almak için bile biz çıkıyoruz otellerden, öyle bir şey yok tabii ki diyorlar. Otelde bir hafta kalmak, hele hele o iki haftaysa tatil, bu kadar uzun kalmak mümkün değil. İşte bu nedenle biz hem her şeye dahil kalıyoruz ama aynı zamanda çıkıp bölgeyi de tanıyoruz, para da harcıyoruz. Buna kesinlikle karşıyız diyor bu tercihte bulunanlar. Sizi fazla tutmayalım, hemen yaptığımız bu güzel röportajlara geçelim. Her şey dahil çok kolay bir tatil şekli. Otelde, plajda ne isterseniz isteyin, ayrı ayrı hesap, para ödeme işiyle uğraşmıyoruz. Alanya'da, Marmaris'te her şey dahil tatil yöntemi işini çok kolaylaştırıyor. Çok kolay tatil yapıyoruz yani. Ayrıca her şey dahil tatil paketleri bazı ülkeler için, isim vermek istemiyorum ama bazı ülkelerin vatandaşları için iyi bir yöntem değil. Yemek büfesi de çok garip. Bize hiç uymayan davranışlar görüyoruz. Her şey dahil tatiller İspanya'da da var. Oraya da tatile gidiyoruz. Bu tatil paketinde dışarıda para harcanmadığı doğru değil. Benim eşim otelde çok yemek yemez. Alkol almaz ama dışarıda deli gibi alışveriş yapar. Hatta mücevher bile alıyor burada. Bir konu daha var. Yerel pazarlara gitmeyi çok seviyorum. Marmaris'te ancak çarşı içinde kapalı pazar alanında çok fazla rahatsız edici durumlarla karşılaşıyoruz. Biz satıcıların önümüzü kesip şunu alın bunu alın demesinden rahatsız oluyoruz. Ama yerel ürünlerin satıldığı pazar yerlerinde daha çok rahat ediyoruz. O tür pazarlara her zaman gidiyoruz. Bize gel 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 demesi kötü bir şey. Avrupalı turist bundan hoşlanmıyor. Mesela ben seni tanıyorum. Benim amcam da Hollanda'da. Çocuğunuz çok tatlı gibi. Her şeyi dahilde kendi yemeğinizi yapmanıza gerek yok. Restorana istediğiniz gibi gelir gidersiniz. İçeceğinizi satın almanıza gerek yok. Çünkü zaten burada var. Ekstra para harcamanıza gerek yok. Kuyumcu dükkanlarına gidiyoruz. Mücevher almayı seviyoruz. Her şeyi dahilde kalıyoruz ama otel dışında da para harcıyoruz. Marmaris'e 6. gelişimiz. 2 hafta kalacağız burada. Kuzey İrlanda'da buradaki gibi bir hava yok, hep kapalı. Buradaki insanlar arkadaş canlısı, misafirperverler. Kaldığımız oteli seviyoruz. Buranın çalışanlarını isimleriyle tanıyoruz. Onlar da bizi isimlerimizle tanıyorlar. Bize karşı hep iyi davranıyorlar. Nerede olursak olalım, restoranda, sahilde, havuzda, her yerde bizimle hep ilgileniyorlar. Çalışanlar kesinlikle harika. Her şey dahil çok rahat. Kahvaltıya gidersin, öğle yemeğine gidersin, akşam yemeğine gidersin. Şehir merkezinde mekan aramana gerek yok. Çünkü burada yemekler zaten iyi. Taze ve güzel. İnsanlar da iyi. Her çeşit yemek var, etkileyici ve güzel. Burada 4. kez bulunuyorum. 8 hafta önce İstanbul'daydım.
5 hafta önce de burada oteldeydim. Ve şu anda da burada kalıyorum. İlk gelişimde 9 gün kalmıştım. Şimdi ise 16 gün kalacağım. Alanya'ya gittim, Kuşadası'na gittim, İzmir'e gittim, Denizli'ye gittim. Genelde her şey dahilde katıldım. Avrupa'da nereye giderseniz gidin, her şey avro, avro da çok pahalı. İspanya'ya gittiğimizde, Yunanistan'a gittiğimizde, başka ülkelerde hep avro ile ödeme yapıyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde burası ucuz. Çünkü 1 avro 4 lira civarında ve 1 avro karşılığında çok fazla şey alabiliyoruz. 5-6 günlüğüne otellerde kalmaya gelenler 2 akşamlarını dışarıda vakit geçirmek için harcarlar. Eğlenmeye giderler, restoranlara giderler, barlar sokağına giderler, farklı yerlerde vakit geçirirler, güzel bir akşam geçirirler. Sabah olduğunda da otelde kahvaltıya inerler. Her şeyi dahili çok kolay buluyorum çünkü cüzdanınızı yanınıza almanıza gerek yok. Normalde yarım pansiyon tatil yapsanız ekstra para harcamanız gerekiyor. Ama her şeyi dahil olunca gerek yok. Böylesi daha kolay. Her şeyi dahil olmasa da gelirim. 4. kez geliyorum buraya. Her gelişimde farklı yerleri geziyorum. Farklı şeyler öğreniyorum. Geçen sene müdüre sormuştum. Niye personel sayısı çok az diye. Çünkü temiz tabak yok. Yemek sayısı az ama sonrasında bu durumu çözdüler. Biz dışarıda para harcıyoruz. Sadece dışarıdaki marketleri sevmiyorum artık. Çünkü politik durumlar yüzünden insanlar para harcamak istemiyorlar. Sadece Ruslar, İngilizler ve Almanlar harcıyorlar. Ama Hollandalılar biraz geride duruyor. Hediyelik eşya dükkanına gidiyorum. Kendime kolye bile aldım. Kıyafet alıyoruz. Çocuklar için bir şeyler alıyoruz. Her zaman alışveriş yapmak için dışarı çıkıyoruz. Biz büyük bir grubuz ve dışarıda para harcıyoruz. Ben her şeyden önemlisi her şey dahil paketin içerisinde bir kere para ödemekten yanayım. Onun haricinde aldığım hizmetin karşılığı olarak yani mideme zarar verebilecek dünya sonuç itibariyle otellerin mutfağındaki yapılan yemekler daha farklı. Dışarıda mesela yediğiniz şey mesela 5 günlük kullanılan yağ var. Bu benim mideme zarar verecekse gerek yok. O yüzden tatil benim için keyifli bir şey olması lazım. Gittiğim yerde veya zarar görüyorsam, hastalanıyorsam bu benim için kötü bir şey. Güven duymak. Yani tabii ki güven duyduğum bir mutfakta yemek, güven duyduğum güzel bir yerde hizmet almak her şey daha iyi. Her şey daha iyi paketin içerisinde dediğim gibi tek ödeme yapmak her zaman daha cazip geliyor. Sürekli para harcamak evet tamam. İstanbul'dan gelen bir konuğum ben. Ama netice itibariyle beldenin de şeyi varsa, özel bir ürünü varsa onu da almaktan yanayım. Ama yani bana şimdi benim ülkemde bana cazip gelen şey Marmaris'in mesela doğası güzel, denizi güzel. Onun haricinde gidip magnet alıyorum. Eğer katkı olacaksa mesela balı varsa balını alırım, götürürüm sevdiğim insanlara. Ufak hediyeler götürürüm ama hani benim turizme katkım belki bu yöndedir. Ama dışarı çıktığınızda da hani çok dünya meblalar ödeyebileceğiniz bir durum söz konusu değil. Şimdi ben buraya bir tur acenta, bütün tatillerimi ben organize ederken bir tur acentasında istediğim şey şudur. Denize sıfırlı, güzel otel olması, temiz olması ve her şey dahil olması tabii ki benim için avantajlı. Çünkü burada yiyinip yedik, ondan sonra denize binip, ondan sonra minibüsüne binip başka bir yere gitmek yerine, daha doğrusu hemen otelden inip direkt denize gidebileceğim yer benim için daha iyi ve konforlu yani. Çünkü tatil nedir? İnsanların bir hafta ya da 10 gün, 15 gün kullanabileceği, iş çalışan kesim için söylüyorum, kullanabileceği güzel bir şey. Orada da sürekli böyle oraya koşuştur, buraya koşuştur. O keyfi yani yapmaktan ziyade bunun yerine her şey dahil paketleri kullanmak benim için ve bütün yani benim gibi çalışan insanlar için bence avantajlı bir şey. Yani mesela ben 5 günlüğüne geldim, 5 gün konaklama. Dışarıda da belki olacak ama ben sürekli bir koşuşturma içerisinde olacağım. Gerek yok. Çünkü tatil amacını getiriyor. Ha gezmek amaçlı, tur amaçlı başka bir şey olsaydı, zamanla ilgili herhangi bir yarışım olmasaydı problem değil. Ama bu durumda sadece dediğim gibi tatili doğru kullanmak, bir kere para ödemek, ondan sonra keyif en güzel şekilde yaşamak, hastalıkla geçirmek yerine ondan ziyade denizden, güneşten, işte minimum
gıdalardan faydalanmak en güzel tercihimdir. Bu ayrıca yani esnafların da hani ciddi anlamda para kazanamayacak, şu an zaten kötü bir dönemdeyiz ama netice itibariyle onlar da bir şekilde para kazanır. Bir dondurma yenilmelisi bile onlar için bir paradır yani. Netice itibariyle bir çay içilmesi, bir şey içilmesi, bir hamburger yenilmesi. Ama onların da biraz kısmaları lazım. Yani alışveriş. Bir hamburger 15 liraysa düşünün 5 kişi bir aileyle geliyor. Bir hamburgere 5-15 lira verecekse yani çok iyi bir durumun olması lazım. Ama şimdi dönüp bakıyorsunuz, şimdi burada her şeyi yiyorsunuz. Çorbasından, alakartından, balığından her şeyi veriyorsunuz. Ama bir kere para ödemiş oluyorsunuz. Bunun da güzel bir şeyi var, hazı var. Yani sürekli cebiniz elinize cebinize gidecekse o zaman çok keyif almayacaksınız. Hesap da şaşmıyor. Veriyorsunuz, geldiniz, dönüş işte otel haricinde uçak ulaşım. Eğer uçak otobüsü ona verileceğiniz meblağı da biliyorsunuz. Ona göre gidiyorsunuz. Ekstra bir yerde para harcamak gerekiyorsa mesela bütçeniz vardır, ona göre değerlendirebilirsiniz. Yani esnafa da işte küçük bir magnet almak bile bence bir getiridir yani. Evet, işte bunları söyledi Marmaris'te her şey dahil konseptiyle tatilini yapan ziyaretçiler. İçlerinde Hollandalı da vardı ki çoğunluk Hollandalıydı, İrlandalı vardı, Türk müşteri de vardı. Hepsinin görüşlerini size yansıtmaya çalıştık. Tabii ki her şey dahil sistemi daha çok tartışılabilir, konuşulabilir. Esnafa uzattığınız mikrofonda farklı cevap, otelciden farklı cevap, acenteciden farklı cevap alabilirsiniz. Ama bu işin odağında olan, bu hizmeti alan, bu hizmeti talep eden turistler bunları söyledi mikrofonlarımıza. Şimdi programımızın sonuna geldik. Programın sonunda efendim sizlere geçtiğimiz programlarımızda bahsettiğimiz önemli bir proje hakkında biraz daha bilgi vererek programı tamamlayacağız. Nedir bu? Hatırlarsanız birkaç hafta öncesinde bu yıl içinde Marmaris'te önemli bir yatırımın başlayacağını, bu yıl veya önümüzdeki yıl dünya çapında tanınan bir Türk firmasının bölgemizde bir yatırıma hazırlandığını söylemiştik. İşte basında bu aralar yer almaya başladı. Dün Hürriyet gazetesinde bununla ilgili haber vardı. Geçtiğimiz günlerde de yine basında bu haberleri görmüştük. Rusya merkezli ama bir Türk firması Esta Holding, Amos Living adını verdiği bir proje hazırlanıyor bölgemizde. Çok ayrıntısını biz de bilmiyoruz ama firma sahibi Bahattin Demirbilek iddialı şekilde her yerde bu yıl Türkiye'de Marmaris'te bu özel projeye hazırlanıldığını dile getiriyor. Bizler de merak ediyoruz. Bakalım Marmaris'i, Ege bölgesini, Akdeniz bölgesinin gidişatını değiştirecek bir proje olduğunu söylüyor Bahattin Demirbilek. Ne kadar etkili bir proje, nasıl bir proje, yakın zamanda bunun da ayrıntılarını öğrenip sizlerle paylaşacağız. Bu haftada turizm gerçeğin sonuna geldik. Her şey dahille başladık. Önemli bir yatırım haberiyle bitirdik. Bir sonraki bölümümüze kadar size iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.